Selamunaleyküm, hoş geldiniz değerli örgücüler. Hepinize selamlar sevgiler gönderiyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Yine güzel bir yelek modeli çalışmamız var. Şöyle küçük bir parçada anlatacağım. Yelek modelimiz e, tam kışa göre kalın. Yani örgümüz iki kat gibi görünüyor. İşkembe modeline benzeyen ilmek sayısı iki ve ikinin katlarından oluşan bir model hem ön yüzden hem arka yüzden işlem yapılarak örgümüzü bu şekilde tamamlayacağız. Ön pat yaptıktan sonra bir düz ilmekle başlayabilirsiniz. Ben ön pat kullanmayacağım. Direkt üzerine yapacağım. Dedikten sonra siz de hazırsanız buyurun birlikte yapımına geçelim. Arkadaşlar lastiğimizi ördükten sonra elinizde hangi ip olursa olsun ben şu anda 3 numara şiş kullanıyorum ve lastiğimizin üzerine modelimizin birinci sırasından itibaren başlıyorum tamamen ilmeklerimi düz örüyorum modelim kendini biraz salan bir model kendini saldığı için de şöyle arada ilmek eksilteceğim 2 4 6 7 tane ilmek ördüm şöyle ikisini birlikte ördüm bakın bir tane ilmek eksiltti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmek ördüm. Bir ilmek daha eksilttim. İkisini bir ördüm eksilttim ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 7 Ara ara eksiltmeler yaptım dikkat ettiyseniz 3 tane ilmeği yok ettim. Tamam mı? 3 tane ilmeği yok ettim. Benim şişimde kaç tane ilmek kaldı bunu sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Demek ki 34 tane ilmeğim varmış. 34 ilmeğin içerisinden 3 tane eksilttim. 31 ilmeğim kaldı. Modelimiz çift sayı üzerine kurulacak ama bir ilmeğimiz eksik ya da fazla gelebilir. Hemen ikinci yüzde modelimize ait yine bütün ilmekleri düz örüyorum. Bütün bir sırayı tekrar düz olarak örüyorum. İpim nako herhangi bir ipli de yapabilirsiniz. Yelek, hırka, şal, bebek battaniyesi çok güzel bebek battaniyesi olur. Yumuşacık olur. Hırka olur. Yakadan başlamalı bu dizlerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Süveter harika olur. Her ne yapacaksanız yapın. İlmek eksiltmek zorundasınız. Çünkü işkembe modeli tarzı bir şey kendini salan bir model. Modelimizin üçüncü sırası ön yüzündeyiz. Yani aslında şu bir sıra düz modeli ait değil de ben düz ördüm daha net görünsün diye. Hemen haroşadan sonra başlıyorum. Bir tane düz örüyorum. Şöyle yaklaşalım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Şu haroşayı kaldırdım. Şişimi aldım. Bir, iki ilmek düz örüyorum. İlmekteki haroşayı aldım ve şişime kaldırdım. Bir, iki düz. Ters ördüğümüz haroşamızı şişime taktım. Bir, iki düz ilmeğimizi şişimize aldık pardon bir iki düz aslında model her iki yönden de düz örülüyor İpimi aldım bir iki düz ilmeğimi şöyle kaldırıp şişme taktım bu şekilde sıramı tamamlıyorum sıra sonunda sizinle birlikte örüyorum bir iki düz şuradaki ilmeğimi şişime taktım. Bir, iki tane düz örerek bitirdim. Ön yüzden bu şekilde. Şimdilik hiçbir şey görünmüyor. Arka yüze geçelim. Arka yüzden devam ediyorum. Yine düz. Bir düzümü ördüm bakın. Bir tane düz ördüm. Burada ön yüzden ilmek almıştık ya. Bunların ikisini bir öreceğiz. İkisini bir ördüm. Yanındaki bu tekli ilmeği de düz ördüm. Hep düz. Fakat ön yüzden bu tekli ilmeği model yapacağız. Modelimiz kaydırmalı bir model. Tek ördüm. Çift ördüm. Tek ördüm. Çift ördüm bir tek örüyorum, bir çift örüyorum. Bir ilmek tek, üzerinden ip aldığımız ön yüzden ilmek aldığımızı ikisini birlikte örüyorum. Oldukça yavaş örmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tek ilmeğimi örüyorum. Ardından çift olan ilmeğimi örüyorum. Bir model bitti. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir modelimizi bitirdik. Tek ilmek ördüm, çift ilmek ördüm, tek ilmek ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi ikinci modele geçiyoruz. Ön yüzdeyiz. İkinci modele geçelim. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bakın burada bir tane tekli ilmeğim var. Çiftli ilmeklerimiz zaten belli. Bakın bu çiftli ilmek. Bu. Bu tek ilmek. Dikkat edelim bunlara. Tek olan ilmeğimi ördüm. ilmek kaldırdım ve şişime taktım. Çift ördüğüm ilmeği de ördüm. Yanındaki ilmeği de ördüm. Model'e yer değiştiriyorum. Tek olan çift olan ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzden tek ördüğüm ilmeği model yapıyorum. Çift olan ilmeğimi ördüm. Tek olan ilmeğimi model yapıyorum. yine iki tane örüp bir model yapıyoruz arka yüzden çift ördüğümüz ilmekleri tek örüyoruz ön yüzden tek olan ilmeğe şu işlemi yapıyoruz biraz karışık gibi görünüyor ama dikkat ederseniz çok da kolay çift olan ilmeğimi ördüm tek ilmeğimi ördüm tek ilmekten ilmek kaldırdım şişime geri taktım örmedim çiftli olan ilmeğimi ördüm tek ilmeğimi ördüm ilmek kaldırdım örmedim çiftli olan ördüm tek ilmeğe model yaptım çift olan ilmeğimi ördüm tek ilmeğe model yaptım çift olan ilmeğimi ördüm tek ilmeğimi ördüm ilmeğimi kaldırdım ve model yaptım sıramı tamamladım arkadaşlar şimdi arka yüzden yine çift olan ilmeklerimizi çift öreceğiz yine düz öreceğiz hepsini Bakın çift ilmek geldi. Önüme çift ilmek geldi. Çift ördüm. Tek ördüm. Çift ördüm. İkisini birlikte örüyorsun. Birini tek örüyorsun. İkinci modelde böylelikle arka yüzden bitmiş oluyor. Bunu kalın bebe yünlerle böyle kalın şişlerle yaparsanız fısır fısır olur. Yumuşacık olur. Pamuk gibi olur. İki ilmeğimi ördüm. Tek ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şöyle bir bakalım arka yüzüne bakın. İlmekleri kestiğimiz için herhangi bir yayılma yok modelimizde. Modelimiz çok cici bir model. Bu renk pek göstermedi arkadaşlar. Ben başka bir renkte yaptım. Orada da göstereceğim. Şimdi başka bir renkte yaptım. Şöyle açık bir mavide yaptım bunu. Bakın mavide kesme yapmadığım için yanlara doğru genişledi. Gördünüz mü? Yanlara doğru genişledi. Ben de düşündüm. Çözümü o şekilde buldum. Modelim çok güzel, şık bir model arka yüzden de tertemiz görünen tam kışa uygun iki şiş süper kolay bir model ve gösterişli arkadaşlar. Yani her yönden farklı bir güzellik gösteriyor. Bakın. Buradan farklı görünüyor. Şöyle çevirince farklı görünüyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir çalışmada birlikte olmak dileğiyle görüşürüz.